Arkadaşlar bugün Vestel çamaşır makinesi CMH XL7510T 7 kilogramlık çamaşır makinesinde E1 arıza kodunu size söyleyeceğim. E1 arıza kodu ne anlama geliyor? Bakın ekranda dikkatli bakar iseniz kapı açık anlamına geliyor veya kapı kilidi arızalı veya kapı kolunda, yani kapıyla ilgili bir sorun, bir problem var şu kısımda. İlk yapacağınız iş arkadaşlar, şu damağın kırık olma ihtimali var. Bu damak kırık ise, şu elimle çektiğim, şurada görmüş olduğunuz, bakın mekanizma geri geliyor. Bu geri gelmiyor ise bilin ki bu kırıktır. Bu geri gelmediği zaman şu kısımda gördüğünüz kapı kilidi, bakın kilit budur. O damak şuradaki bir parçayı tekleyerek sistemi devreye alır. O kırık ise kilit devreye girmez. İkinci bir ihtimal, kapınız kilitlenmemiş olabilir veya kapanmamış olabilir veya fazla yüklemişsinizdir, çamaşır fazladır, kapanmıyordur. Şu şekilde hızlı bir şekilde çarpıyorsunuz arkadaşlar. Bakın, çarptığınız anda kesildi, gitti. Şayet E1 arıza kodu çarpmayla gitmez ise ikinci bir hamle olarak şöyle avuç içiyle şu kısma birkaç sefer şu şekilde vurunun. Bir zararı olmaz, yani kırılmaz da. Bu söylediklerimi yaptıktan sonra E1 arıza kodu gitmiyor ise o zaman ya yetkili ya da özel bir servisi çağırıp bu kilidi değiştirmeniz gerekebilir arkadaşlar. Kilitten değil ise büyük ihtimalle anakarttandır. Genelde kilit arıza yapar. Bu kilit arıza yaptığı zaman da fazla zorlamayın, fazla kurcalamayın, herhangi bir şey sokmayın oraya. Aksi takdirde kartta bir patlama yapabilir. Bu sefer iki masraf size çıkar. Hem kilit hem anakart değişir. Peki. Arkadaşlar bir de bu işlemleri yaparken mutlaka ve mutlaka çamaşır makinesinin fişini filizden çekiniz. Kontrol kalemini o gösterdiğim kısma soktuğunuzda elektriği çarpabilir. Yani her türlü arızada, her türlü elektronik cihazda ilk yapacağınız işlem enerjiyi üzerinden kesin. Fişi çekin, ondan sonra arızaya müdahale edin. Bakın çalıştı. Kapı kilidimiz sağlanmış. Demek ki kapımız açık kalmış. Kapı kilidi, bakın kilitlendi işareti görünüyor. Herhangi bir sorun yok şu an makinamızda. Bir dahaki arıza kodumuz E2 olacak. Onun tanıtımını yapacağız size. Şimdilik iyi günler.